Şöyle beraber edelim. Şöyle beraber edelim. Bin yıldır dünyadaki zulme uğrayan bütün mazlumların umudu oluyoruz. Bugün de olmaya devam ediyoruz ve inşallah Allah nasip ederse bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Etkinlik fazla, çok fazla konuşmamı uzatmadan Aydın Ayhan hocama da teşekkür ediyorum. Gerçekten Balıkesir'in yetiştirdiği nadide insanlardan biridir. Kendisini tanımaktan, kendisiyle beraber olmaktan şeref duyduğumu belirtmek istiyor. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Burada bulunan tüm canlarımıza nazır ve nazır ola. Evet, bugün Bahçedere'de Sırrı Oğuz abimizin önderliğinde Çetmi boyunun bugün bu bölgede yapmış olduğu bir anıtı, bir kültürü, bir geçmişi yaşatmak adına atmış oldukları önemli bir adımın şahitliğini yapıyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesinde bugün misafirlerimiz var. Trabzon'dan, Ordu'dan, Giresun'dan, İstanbul'dan, Van'dan birçok bölgeden bizleri buraya gelip onurlandıran misafirlerimiz var. Güzel bir etkinlikte. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın muhtarımıza, katkı sunan belediye başkanımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Güzel bir buluşma oldu ve buradan da herkesi selamlıyorum. Teşekkür ederim. Evet, Bahçedere, Kavakbaşı mahallemizde bugün gerçekten güzel bir etkinlikte vatandaşlarımızla bir aradayız. Cennet ülkemizin farklı bölgelerinden birçok misafirimiz var. Güzel etkinlik oldu, hava da çok güzel. Bu güzel çalışmadan dolayı başta Bahçedere muhtarımız olmak üzere Sırrı Bey'i ve bütün köy halkımızı tebrik ediyorum. 1243'te Moğollar Anadolu'ya geldi. Bu Anadolu'yu altın üstüne getirdi. Çünkü daha önceki bir savaşta o Selçuklu bütün ordusunu aşağı yukarı kaybetmişti. Yok doğrudur. Ve geldiler, korkunç katliamlar da geldiler. Önüne geleni öldürdüler. Doğru, solluk, çocuk hiç önemli değil onlar için. Öldürdüler. Ve buna vatanını korumak için bir takım insanların karşı koyması gerekiyordu. Ve gerçekten de karşı koydular. Köse Dağı dediğimiz bölgede bir savaş yapıldı. Bu savaşta yenildi. Moğol ordusu çok korkunç bir orduydu. Müthiş profesyonel askerleri vardı. Yenildi. Bunlardan bir tanesi de Yunus Mukri'nin, Hacı Bektaş Veli'yi Kusulca Karayöyük'te misafir eden Çepme boyundan Yunus Mukri'nin oğlu Köse Süleyman değil. Orada şehit oldu. Bu unutulmadı. Yıllarca ziyaret edildi. Adaklar adandı. Ve şimdi onun orada bir anıt mezar yapıldı. Şimdi bu mezarın bir örneği de burada gene o soyun devam eden, Köse Süleyman Ocağı'nın devam eden burada Alevi arkadaşlar bu şeyi yaptılar. Hocam şimdi bu anıtın birincisi, öteki gerçek anıt nerede? İşte şeyde gene Köse Dağı'da bu şeyde. O yeri belli onun. Hani haritalarda var. Orada şimdi anıt yoktu eskiden. Sonradan yapıldı. Aynı bunun gibi. Balıkesir olmasının anlamı? Buradaki şimdi aynı soy devam ediyor çünkü o burada. Hani başka yerde de devam ediyor. Mesela bu şeyde İzmir'de de var. Bergama'da da var. Bu soy devam ediyor. Buraya soy devam edenler? Tabii geldiler. Hani Balıkesir, Alevi çepmileri burada. Şimdi başlayalım. Giresun çepmileri Sünnidir mesela. Muğla çepmileri Sünnidir. Balıkesir'dekiler Alevi'dir. Mesela başka yerlerde Alevi, Sünni farklı şeyler var. Alevi çepmileri burada bunu yaptılar. Köse Dağı'da ve unutulmadı. Buradaki bu Alevi dedeler, az önce yaptılar dediler. Hepsi bu soyun devamı. Köse Dağı Savaşı'nda şehit düşen evet, Köse Süleyman Hazretleri'nin evet. Örneği yaptınız burada evet. Tekrar. Birincisi siz onun soyundan geliyorsunuz değil mi? Evet. Biz Köse Süleyman Türklerin 10. yüzyılda ilk dalgada gelen göçmen Çepni boyunun evlatlarındandır. Babası Yunus Mukri göçüp geldikten sonra Anadolu'ya yerleşmişler. Şimdiki Nevşehir'e, Suluca Karahüyük eski ismiyle yerleşmişler. Şehit Köse Süleyman, Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğolların arasında yapılan 1243 yılındaki Köse Dağı Savaşı'nda emrine aldığı Çepni askerleriyle beraber savaşa katılıyor. Oradan şehit düşüyor. Şu andaki asıl gördüğümüz orijinal anıtı Sivas Su Şehri'nde. Onun çocukları, onun torunları bizler Anadolu'dan göçerek Aydın'dan, İzmir'den, Manisa'dan 1800'ün ortalarında buraya gelip buraya yerleşiyoruz. Ve onun ocağının temsilcileri bizler. O anıtını bugün burada makam anıtını yaptırdık. Balıkesir Postam Gazetesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız.
bize bu fırsatı verdiniz. Onu yad edeceğiz. Bu inşallah bu etkinliği de gelenekselleştireceğiz. Her yıl 22 Ağustos'ta bunu yapacağız. Sizleri aramızdan görmekten son derece mutlu olduk. Hepinizi selamlıyorum. Bizi izleyenleri de sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Eyvallah. Ben Köse Süleyman Ocağı evlatlarından Seyfi Oğuz Dede. Kavakbaşlıyım, buralıyım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada olmaktan da onur ve şeref duyuyorum. Çok güzel bir gün. Balıkesir ilimiz 20 ilçemizden oluşmakta. 1132 mahallemiz var. Tabii ki 1132 mahalle demek hepsi birbirinden farklı kültüre sahip mahalle demek. Ben her Bahçedere'ye geldiğimde kendimi Bahçedereli gibi hissediyorum. Bugün de Bahçedereliler tarafından ve muhtarım tarafından harika karşılandım. Ve o kültürü, Çepni kültürünü bizzat yaşayan birisi olarak, buraya geldiğimde bu havayı yaşayan birisi olarak bu kültürün genç nesillere aktarılmasından yanayım. Aktaracak çalışkan muhtarımıza hep birlikte bizler de destek olmaya çalışıyoruz. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Nuri Nebi, Kerem Ali, Primiz Üstadımız, Hünkarcı Bektaşi ve Destek.